Birkaç ay önce Elidor şampuan reklamında Ebrar'ı görünce firmanın cesaretini takdir etmiştim. Bağnazlığın hedefindeki milli voleybolcuyu rol model olarak sunarak bağnazlığa papuç bırakmayacağını göstermişti Elidor. İki ay sonra bir başka şampuan firması başka bir rol modelle çıka geldi. Pantene'in sponsorluğundaki altın kelebeğin bu yılki onur ödülü İbrahim Tatlıses'e verildi. Tatlıses son 40 yıldaki magandalaşmanın, cehalet övgüsünün, silah sevdasının, her dönem iktidara kapılanmanın en önemlisi kadına şiddetin simgesi haline gelmiş bir isim. Kadın dediğin dayak da yemeli diyen adam. Batı'nın herhangi bir yerinde kadınlara şampuan satan bir firma, kadına uyguladığı şiddetle övünen birine ödül verse o gün batmıştı. Panten pek aldırmadı pişmanlık gösterip özür dileyeceklerine bizim dahlimiz yok diyen bir açıklamayla topu çoktan itibardan düşmüş kelebeğe ve onun yarısı kadınlardan oluşan jürisine attı. Ve hemen başlayan panten ürünü kullanmayacağım kampanyasını hak etti. Evet bu ülkede insanların üretimden gelen gücünü kullanmasına yani greve gitmesine izin verilmiyor. Ama tüketimden gelen güçlerini kullanmalarına bir engel yok satın almamak da önemli bir tepkidir ve bize ne açıklamasına verilecek en iyi cevaptır. Kadına şiddetin kaynağında sadece ataerkül kültür, erkek egemenliği, kadın nefreti, iktidar teşviki, cezasızlık siyaseti yok. Kadına şiddet uygulayanları teşhir edeceğine teşvik eden bu tür cilalamalar da var. Kadına saygım var ama döverim diyen bir isim kadın ürünleriyle piyasaya çıkan bir firmanın sponsorluğunda hem de Dünya Kadın Hakları Günü'nde ödülle onurlandırılıyorsa bunun adı kadına şiddeti şampuanlamaktır. Güçlü bir protesto kampanyası sadece Pantene değil, her firmaya sosyal konularda sorumluluk almayı öğretebilir.